İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz neden mutlu olamıyoruz? Çünkü zaaflarımızdan kurtulamıyoruz. Gözümüzü başkalarının sahip olduklarını dikiyor, başkalarını haset ediyoruz. Çünkü hırslarımızdan kurtulamıyoruz. Sanki hırsın sonu varmış gibi daha çok paranın, daha çok malın peşinden koşuyoruz. Oysa mutluluğun reçetesi basittir sevgili izleyenler. Mutluluk elindekinin değerini bilmektir. İster fakir ister zengin olsun, bunu bilenlerin önünde mutluluğun kapıları açılır. Bu ölümlü dünyada sağlıklı bir nefes almanın bile mutluluk olduğunu unutmayın sevgili izleyenler. Ne mutlu, mutlu olmayı bilenlere. Gizli dünyalarda bu akşam zaaflarımızın, hırslarımızın bizi sürüklediği mutsuzluklara, acılara tanık olacağımız sarsıcı ve düşündürücü gerçekten yaşamış hayat öyküleri izleyeceğiz. Gizli dünyalarda önce iki komşu kadının öyküsü var. Bu ibret dolu öyküde kıskançlığın sahibine nasıl geri döndüğünü, nasıl bir felakete yol açtığını göreceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak da hala sosyal bir yara olan imam nikahının özellikle kadınlarımızın hayatını nasıl kararttığına tanık olacağız. İmam nikahıyla evlenmeye razı olan bir kadının başına gelenleri içimiz burkularak izleyeceğiz. Sevgili izleyenler, bu öyküleri seyrederken gene vicdanımızın aynasında kendimizi tartıp ders çıkarmayı unutmayacağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Yaşlı bir adam kahvede oturuyormuş. Bir delikanlı heyecanla yanına gelmiş. Sana bir dostun hakkında bir şey söyleyeceğim deyince doğru demiş. Söylemeden önce benim soracaklarıma cevap ver. Birinci sorum şu. Söyleyeceğin şeyi gözünle gördün mü? Hayır demiş delikanlı, sadece duydum. Demek gerçek olduğunu bilmiyorsun demiş ihtiyar. İkinci sorum da şu. Dostum için iyi bir şey mi söyleyeceksin? Hayır demiş delikanlı, kötü bir şey söyleyecektim. Demek dostum için gerçek olduğunu bilmediğin kötü bir şey söyleyecektin. Peki şimdi üçüncü soruma cevap ver. Söyleyeceğin şeyin bana yararı var mı? Bir yararı yok demiş delikanlı. İhtiyar gülümsemiş. Madem söyleyeceğin şey hem doğru değil, hem kötü, hem de bana bir yararı yok, o zaman bana ne demiş. İşte böyle sevgili izleyenler. Dedikodu zehirli bir şeydir. Art niyetsiz de yapılsa günahtır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dinimizde dedikodu en büyük günahlardan sayılır. Dedikodunun günahı zina ile bir tutulur. Gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öyküde de kıskandığı komşusu için dedikodu çıkaran bir kadının yol açtığı bir felakete tanık olacağız. Bu ibret verici öyküyü birlikte izleyelim. Hoppa! Hasan amca kokuna kurban olsun senin. Ya vallahi Kemal, iyi ki siz çocuk yaptınız ha. Evlat hasretini böyle gideriyoruz işte. Benim oğlum senin oğlun sayılır Hasan. Oğlumuzu birlikte büyütürüz Emine ile. Değil mi Emine? Öyle. Yardım edeyim Emine. Yavaş. Allah. İstemez. Kusura bakma, ben yardım etmek istemiştim. Allah'a şükür elimiz tutuyor hala. O kazada sen de benim gibi sakatlansaydın şimdi seni de görürdük. Emine bırak artık şu kazayı. Hatırlatıp da hepimizi üzme. Olacakla öleceğin önüne geçilmiyor. Oldu bir kere. Yardım etmek istemiştim. Aldırma. Kötü niyetle söylemedin ki. Emine çok alıngan. O kazadan benim sağlam kurtulmamı bir türlü kabul edemiyor. Sanki onu ben sakat bırakmışım gibi bana kin duyuyor. Ne yapacaksın?
O kaza yüzünden hem sakat kaldı hem de artık çocuğu olmayacak. Haklısın canım. Psikolojisi bozuldu zavallının. Ama ben de sabredemiyorum bazen. Neyse ki Hasan vefalı adam. Karısını el üstünde tutuyor. O olmasa Emine'ye kim bakardı? Doğru. Hasan abin de işi zor. Yardım edeyim Emine. Ayıbım yüzüme vuracak ya. Bahane arıyor. Ne oldu Emine? Kime sinirlendi yine? Kime mi? Komşum olacak şu Hülya'ya tabii ki. Canım, kızın ne kötülüğünü gördün? Sinirime dokunuyor Hasan. Bir de nispet yapar gibi çocuğunu getirmiyor mu? Ya sen kafayı takmışsın bu kıza. Onun ne günahı var ki? Sanki o yaptı kazayı. Ama sen görürsün Hülya Hanım. Sen daha Emine'yi tanımadın. Sana bu dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Hadi bay bay oğlum. Babası akşam mamalar alıp gelecek ona. Hadi babaya el sağla Semih. Hadi. Hadi Kemal, dükkana geç kalma. Of, canım da hiç gitmek istemiyor. Şu İdris yine gelecek borcunu istemeye. Ya her gün geliyor mu böyle? Evet ya, sıkıştırıp duruyor. Sanki kaçıyoruz. Hadi neyse, sen yorma kafanı. Kocan bakar bir çaresine. Hadi eyvallah. Gel bakalım. Bye bye. Ah canım benim. Güzel oğlum. Bye bye de oğlum. Bye bye de babaya. Bye bye. Bye bye babası. Bye bye. Uğurla kocanı bakalım Hülya Hanım. Senin başına öyle işler açacağım ki sakat kalmaktan bin beter olacaksın. Heh, şu şeş, şu da beş. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam İdris. Bakıyorum da keyfin yerinde Kemal. Bizim paradan ne haber? Ya İdris, söyledim ya, alacağım gelince ilk iş vereceğim paranı. Kaçmıyoruz. Vallahi ayıp oluyor İdris ha. Böyle her gün her gün. Ben Kemal'in kefiliyim. İkimize de mi itimadın yok ha? Ah! Bozacının şahidi şıracı. Param gelince ödeyeceğim. Tamam sakin etme. Ol. Ya sakin ol. Uyuma ona. İyi be. Borcumuzu istiyoruz diye kötü oluyoruz. Fazla beklemem Kemal ona göre. Bilesin. Allah Allah. Ulan param olsa şunun ağzını hemen kapatmaz mıyım? Ya ben de sıkışım be Kemal. Keşke bende olsa da. Biliyorum Hasan. Seni bilmem. Sağ ol. Ne yapalım? Bulacağız çaresini. Üç kuruşluk keyfimiz vardı. Onu da kaçırdı. Artık sıkma canım. Bir hal çaresi bulunur elbet. Canı yine İdris'e mi sıkıldı? Sanki kaçıyoruz. Öyle arma gidiyor ki. Biz namusu şerefi için yaşayan insanlarız Hülya. Biliyorum canım. Üzme kendini. Üç kuruşluk adamın bana kaçak muamelesi yapması öyle gücüme gidiyor ki. Ne oldu? Nereye? Bir dakika. Yine mi Hülya? Hadi Kemal. Böyle bir günde kullanmazsak ne işe yarayacak bunlar? Hülya, son defa söylüyorum. Senin çeyizliğini bozacağımı dükkanı satarım daha iyi. Onlara dokunamam. Yine alırız, ne olur ki? Yok Hülya, ben borç bulurum bir yerlerden. Nereden bulacaksın? Bir Hasan var borç isteyeceğim, onda da yok. Ama Allah'tan umut kesilmez. Neyse ben kalkıyorum. Zaten iştah falan da kalmadı. Hadi sana afiyet olsun. Ah Kemal. Niye inat ediyorsun? Bu altınlar bugün için değil mi? Ah Emine ah. Görseydin Kemal'i. O beş para etmez İdris'in karşısında nasıl da ezildi. Keşke bende para olsaydı. Sen Kemal'e yardım etmek istiyorsan önce karısı hakkındaki dedikoduları söyle. Yahu Emine ne diyorsun sen? Ne dedikodusu? Bugün komşu kadınlardan duydum. Bu Hülya'nın aşığı varmış. Ya Emine ne diyorsun sen ya? Duymayayım bir daha.
Onu kıskananların uydurmasıdır o. Aa, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benden söylemesi. Yahu kadın, sen kendi işine baksana. Bir daha duymayacağım diyorum sana. Sen söylemezsen ben nasıl duyuracağımı bilirim. Ay inanmıyorum. Demek Hülya kocasını aldatıyor. Ya öyle Hatice. Kaç yıllık komşum. Kendi gözümle görmesem ben de inanmazdım. Aa, ben öyle şey yapsam İdris beni doğrar valla. E yazık Kemal'e de. Ben sana söylüyorum. Git uyar Kemal'i diye ama cesaret edemiyor. Ben İdris'e desem akşam. Gider söyler Kemal'e. Araları pek iyi değil ama olsun. Mahallelimiz. Uyarmak lazım. Vallahi sevap işlersin. İdris'e çıtlat bu akşam. Biz kadın aklımızla karışmayalım. Onlar kendi aralarında hallederler. Tabii ya. Böylelerinin yüzünü göstermek büyük sevaptır Hatice. Of Kemal, nasıl ikna edeceğim seni bu altınları satmaya? Yok Hülya, ben borç bulurum bir yerlerde. Nereden bulacaksın? Bir Hasan var borç isteyeceğim, onda da yok. Ama Allah'tan umut kesilmez. Evet ya, Hasan abiyle halledebilirim bu işi. Alo? Alo? Hasan abi ben Hülya. Hayırdır Hülya abacığım? Hasan abi ben senden bir yardım isteyecektim. Buyur. Ama bu konuştuklarımız aramızda kalacak Hasan abi. Kemal'in haberi olmasın. Peki bacım. Ne zamandır Kemal'e altınları satalım. İdris'e borcunu öde diyorum ama yanaşmıyor. Gururuna dokunuyordur tabii. Hani ben de düşündüm. Altınları ben sana versem, sen de bozdursan. Sonra da sanki o senin paranmış gibi Kemal'e borç versen. Hay aklında çok yaşa. İyi de ben nasıl alayım altınları? Ha sen dükkana bırak istersen ha? Aa yok Hasan abi. Kemal beni görürse şüphelenir. Sen yarın öğlen falan gibi bizim eve uğra al altınları. Tamam. Tamam peki bacım. Yarın 3'e doğru gelirim o zaman. Sağ ol Hasan abi. Ya kusura bakma İbrahim abi. Ama beni de sıkıştırıyorlar. Vallahi Kemal kardeş, ben de bu aralar çok sıkışıyorum. Kusura bakma. Tamam abi. Canın sağ olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öyle yüz göz edip durma. Borç verdik diye pişman etme adamı. Esnaflıkta bu senin yaptığını ayıp derler İdris. Kemal, tepemi attırma benim. Böyle gururlu esnaf ayaklarını ben yemem. İdris, bak doğru konuş, şerefime laf söyletmem ben. Oğlum, madem o kadar şerefini düşünüyorsun, karına sahip ol önce. Ne diyorsun be? Karına sahip olma demek ha? Dur, karına tamam, sahip olma demek. Şşş, ne oluyor? Bir dakika Hasan, ne diyorsun sen? Ya tamam. Ne olmuş karıma ha? Ya ne bileyim işte. Karınla ilgili. Bizim hanım dedi. Biri varmış. Ne? Sen ne diyorsun be? Ya, tamam dur sakin ol. Ben mi çıkardım ya? Dedikodu işte. Benim namusuma laf edeni ne yaparım ben ha? Kemal abi. Kemal. Dur. Tamam. Bırak Hasan bırak. Ya dur bırak sakin ol tamam mı Kemal? Ne dediğini bilmiyor işte o. Ya hadi İdris ya. Burada durma sen de merak etme. Borcunu ödeyeceğiz. Tamam tamam. Bir daha da gelme buraya. Hadi git. Boş ver Kemal. Takma kafana. Ne dediğini bilmiyor. Hadi. Kemal, o İdris kansızının laflarını ciddiye alırsan sana hakkımı helal etmem. Tamam Hasan. Karını tanımıyor musun? Melek gibi bir insan o. Öyle ama hani ne olursa olsun insan bir durup düşünüyor. Ya saçmalama Kemal. Aslı olmayan dedikoduya inanırsan dedikodu gelir senin felaketin olur. Yuvana bunun lafını bile sokmayacaksın tamam mı? Tamam Hasan.
Ha bak, bu arada sana müjdeyi vermeyi unuttum. Yarın bir ödeme alacağım. Onunla şu İdris'e olan borcunu kapatacağız. Ama... Aması yok. Paran olunca hesaplaşırız. Hasan, sana nasıl teşekkür edeceğim ben? Ya, lafı olmaz böyle şeylerin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Anlıyorum anneciğim. Sen hiç merak etme. Yarın hallederim. Aa, Kemal geldi galiba. Zil çalıyor. Hadi görüşürüz anneciğim. Geldim. Hoş geldin Kemal. Ne oluyor? Niye geç açtın kapıyı? Ya annemle konuşuyordum. Ne oldu? Niye şaşırdın? Yok bir şey. Hadi içeri geçelim. Kemal, niye böyle sinirlisin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Gerginim biraz. Bugün İdris geldi Kemal'in dükkanına. Ya ne dedi? Böyle abuk subuk laflar etti. Yok Hülya hakkında dedikodu dolanıyormuş da. Kemal ne yaptı? Sinirlendi mi? Sinirlendi tabii. Ama söyledim. O da boşu boşuna üzmesin karısını. Aman üzülmesin Hülya Hanım. Ben sana dedim değil mi? Dedikodular almış yürümüş diye. Ya sana da gün doğdu tabii. Ama Emine bak. Bu dedikodularda senin parmağın varsa... Aa, benim ne parmağım olacak canım? Ben bu halimle evden mi çıkabiliyorum? Ben söyleyeyim de... Dedikodu sonunda gelir sahibini bulur. Dedikodu çıkaranın felaketi olur. Aman... Sen de onlara toz kondurma bakalım. Öğlen eve gelecek misin? Hayırdır? Niye sordun? Bir işin mi var? Ya belki Pakizeler oturmaya gelir. Hani geleceksen rahatsız olurlar diye. Yok gelmeyeceğim. Bugün zaten işim var. Hasan sağ olsun para bulmuş. Ben de gidip şu İdris'in borcunu ödeyeceğim bugün onunla zaten. Ay çok sevindim. Nihayet kurtuluyoruz o İdris illetinden. Hadi sen de geç içeri. Fazla yorulma bu kılıkta. Buralarda böyle... Tamam Kemal. Hadi eyvallah. Güle güle. Anlamasa bari altınları satacağımı. Şüpheleniyor mu acaba? Hali bir tuhaf. Allah Allah. Yoksa doğru mu dedikodular? Niye ağzımı arıyor ki? Nerede kaldı Hasan abi ya? Görünmese bari Kemal'i. Ne o Hasan, dükkanı kilitliyorsun. Nereye böyle ya, bu saatte? Sen miydin Kemal? Ne oldu, korktun mu? Yok, öyle birden sesini duyunca... Söylemedin nereye? Bankaya. Hani para gelecek demiştim ya. Onu çekmeye gidiyorum. Ya Hasan. Vallahi eğer ihtiyacın varsa verme bana. Ben bir yolunu bulurum. Bak Kemal, ayıp oluyor ama. Bu konu kapanmıştır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dün İdris gitmiş Kemal'in dükkanına, karısının ne haltlar karıştırdığını bir bir anlatmış. Tabii canım, böylelerini mahallede barındırmamak lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım Hülya Hanım. O kazadan sapasağlam kurtuldun ama... Bakalım bu işten nasıl kurtulacaksın?
Ay inşallah Hasan abidir. Geldim geldim. Hah Hasan abi. Hoş geldin. Beş dakika içeri gel istersen. Tamam bacım. İnanmıyorum. Bir adam girdi eve. Kim ki bu adam? Ay yoksa içime mi doğmuş benim? İşte şimdi yandın Hülya Hanım. Kocana haber vereyim de gör. Alo. Karın seni aldatıyor. Hem de kendi evinde. Kimsin? Ne diyorsun sen? İnanmıyorsan git bak. Aşığıyla buluştular. Evindeler. Ne? Evimde aşığıyla mı? Ya böyle bir şey yapabilir mi? Maya doğruysa. Nerede? Sağ ol Hülya abacığım, zahmet oldu ya. Hani zamanını aldım ama altınları birlikte sayalım dedim. Aman Hasan abi, hiç gerek yoktu ya. Neyse. Ay nerede kaldı bu Kemal? İçerideki adam kimse çıkacak. Allah! Şimdi göreceksin gününü Hülya Hanım. Aman Kemal bir şey anlamasın. Dükkandan çıkarken gördü beni. Durumu anlayacak diye ödüm koptu. Demek namusum en azından sendin ha? Hayır! Kemal ne yapıyorsun? Dur Kemal, yanlış anladın. Her şeyi anladım ben. Nihayet belanı buldun Hülya. Dur bakalım neler olmuş. Bu altınlar ne ha? Hasan abi altınları almaya gelmişti. Satıp sana verecektik. Senin borcun için. Borcum için mi? Ha bak. Bu arada sana müjdeyi vermeyi unuttum. Yarın bir ödeme alacağım. Onunla şu İdris'i olan borcunu kapatacağız. Allah'ım ben ne yaptım? Katil oldum. En yakın arkadaşımı öldürdüm. Hülya. Ben ne yaptım? Yıllardır bugünü bekledim. Acı çekme sırası sana geldi. Artık benim yüzüm gülecek. Ne oldu Hülya? Emine. Kemal. Ne yaptı Kemal? Vurdu mu adamı? Kemal Hasan abiyi vurdu. Hasan'ı mı? Olur mu öyle şey? Hasan işte çalışıyor. Hasan abi öldü Emine. Hayır. Bu olamaz. Bu nasıl olur? Kemal Hasan abiyi benim aşığım sanmış. Bir vicdansız bana iftira atmış. Aşığıyla evde demiş. Halbuki biz. Hayır olamaz. O Hasan mıydı?
Kendi kocam mıydı? Ben ne yaptım Hülya? Emine, ne diyorsun sen? O dedikoduyu ben çıkardım Hülya. Senden önce almak için çıkardım. Ne? Beni arayan sen miydin? Bendim. Bendim. Senin yuvanı yıkmak istedim. Ama kendi yuvamı yıktım Hülya. Allah'ım. Hasan olmadan ben ne yaparım şimdi? Bu halimle nasıl yaşarım? İşte böyle sevgili izleyenler. Bu gerçekten yaşanmış öyküde dedikodunun iki aileyi nasıl mahvettiğini gördük. Dedikodunun nasıl büyük bir günah olduğuna tanık olduk. Sevgili izleyenler, Hacı Bektaş-ı Veli'nin diline hakim ol öğüdüne uyalım. Ağzımızdan çıkarmadan sözümüzü iyi tartalım. Dedikodu günahına bulaşmayalım.